Merhabalar, bu Güzel Soy kanalındasınız. Ben Burak Güzel Soy ve bugün çok sevdiğim, incelemesini de yaptığım, bayağı da okuduğum, çok yani şu an güncel değilim ama çok çok okudum. Sonbahar anime listesi olarak, yani sonbahar anime keşfi videosu da olabilir. Undead ve Unluck ilk bölümünü konuşacağız. Animesi çıktı. David Production tarafından yapıldı. David Production, Jojo Bizarre Adventure ve Fire Force'u yapan anime şirketi. Ve burada aslında birinci bölümde çok beklediğim, yani yalan yok, ben bu sonbahar animelerinde en çok beklediğim buydu. Ve hem potansiyel olarak bir Chainsaw Man gibi olabileceğini düşündüm. Ama aynı zamanda birçok sıkıntı da vardı. Çünkü sansür konusu da beni meraklandırıyordu. Zira Undead Unluck'te... Ya biraz anlatalım. Andy ile Fuko ile karşı karşıyayız. Bu arada mangayı müthiş bir şekilde duyarlı. Çünkü Fuko'nun intiharı üzerinde başlıyoruz. Ve intiharını, hani manga sahnesini izledikten sonra orada bakıyor, diyor uf mutlu oldum. Manga sahnesini, artık sevdiğim manganın sonunu gördüm. İntihar edebilirim. Ve orada işte Andy ile karşılaşıyor. Niye intihar etmek istediğini de öğreniyorsun. Çünkü Fuko bir önlöktür. Yani şey, şanssız bir kadındır. Ve o kadının bir vücut parçasına dokunduğunda başına aslında ölüm geliyor direktmen. Ölümün o kaza bir şekilde oluşu ve kazanın büyüklüğü Fuko'ya dokunduğun bölgelerinin özelliğiyle, yani biraz daha... Mahrem yerini dokundukça başına gelen olaylar daha da büyüyor. Ve Andy tamamıyla what the fuck, hiçbir şeyi umursamayan, süper güçlü, normlarla artık iplemeyen, hayattan bezmiş ama aynı zamanda böyle şey var, bir enerjisi olan bir karakter. Tamamıyla what the fuck. Ben hani şey demiştim, mesela Andy karakterini, yani sesi, bir de şey de, yani sürekli çıplak gezen bir lavuk, bir de şeyi de yok. Hiç son adamın yani adamı vücutlaşmış şekli olarak sansürsüz diyebiliriz. Çünkü umursamıyor, Fuku'nun bir yerlerine dokunuyor falan. Zaten sürekli çıplak. Bir de o çıplak, o karesi de çok güzel bir şekilde anime edildi. Hani şey, mesela bir kare var, penisini kapatan. Aynı zamanda böyle uçuyor, o kare de böyle uçuyor falan, böyle Fuku'nun yüzeyine geliyor. Yani pat artistik anlamında, animasyonun yönelimi anlamında çok beğendim. Çok doğru buldum, yani şey, uyarlı buldum mangaya. Onun için çok güzel bir sürprizdi, ben şimdiden size söylüyorum. Yani Fire Force'u biraz izledim. Jojo Bizarre Adventure'a, hadi Jojo Bizarre Adventure'a bakılırsak biraz prodüksiyonlar hani son bölümlerinde, hani ilk bölümlerde güzel olup belki ilerleyen bölümlerde kötü olabilir ama Undead Unluck lisansı için zannetmiyorum. Çünkü bir yükselen bir Z jenerasyon mangası olarak, hani bir hype'lanan bir manga. Tutulan da bir manga, çünkü Fransa'da, Avrupa'da da bayağı hani satışı var. Ona da o lisansı bence şey yapmazlar, yani heba etmezler. Ve umarım aynı kalitede devam ederler. Çünkü evet, Andy aslında bir ölümsüzdür. Ve çok enteresan bir süper gücü var. Çünkü yani sürekli ölümsüz dediğim aslında ölümsüz değil de sürekli organı bir şekilde, hani damarları, kan yolları, kasları, kanı sürekli aslında üretiliyor. Üretildiği için de yok olsa da patlatılsa da tekrar yeniden geri geliyor. Ve o geri gelmesiyle, geri gelmenin hızıyla, yani kanın jet hızıyla, ivmesel hızıyla o süper gücü orada. Yani başlangıçta onu anlıyorsun. Çünkü hani mesela kendiliğinden işte uçabilmek için ayaklarını kesiyor. Tamam mı? O ayaklarını oluşurken ki hızı sayesinde propülsasyon oluyor. Ve tabii Fuku Undead de, adam da zaten belli, çok uzun yaşadığı belli, adam ölmek istiyor. Ve tabii şey de, tiplemesi de çok orijinaldi. Burada bir kredi kartı var. Ama o burada ne kredi kartı olduğunu, anlamını sonradan görüyorsunuz. Çünkü evet, Andy uzun yıllar yaşadığı için diyor ki o kartı koyuyorum buraya ki beynim biraz sönsün. Yoksa beynim açıldığında o kadar yaşanmışlığın ardında çıldırıyorum. Ama aynı zamanda bir power up'ı. Yani bir görüyorsun, bir sekt var arkasında, bir organizasyon var. Mafya organizasyonu. Bakıyor ikisinde, hani zaten önlökü görüyorlar uzaktan. Diyor ki o bize yarar birkaç insanları öldürmek için. Ve Undead'i de hani hapsetmek istiyorlar çünkü bir engel belli. Ve orada onu kredi kartı çıkarınca böyle bir uzun saçı oluyor. Böyle gri haliyle falan. Orada bayağı zaten sahneler, hani Fire Force'daki o ilk bölümleri andırdı. Çok güzel yapıldı. Çok güzel zamanlarda yavaşlatmalar var. Kan anlamında bir sansür yok. Orada hani Fuku
böyle çekine çekine işte ben annemi babamı öpmüştüm o an, sarılmıştım ve çok kötü bir kaza geldi başlarına. Yani daha özel yerler dokundukça orada anlatıyor kız, dramını anlatırken hop eli hemen memede yani. Yani direkt ben şey, manga nasılsa öyleydi, çok güzel bir yerde kesildi yani, o kadar iplemiyor ki Andy. Ama ondan sonra tabi ilişkileri gelişecek ve şunu da diyeyim, hani çok da spoiler vermek istemiyorum, dünya hani şimdi bakıldığında diyorsun ki ya önde zaten adam ölmüyor. Tamam mı? Önlük. Yani ne kadar kötü olabilir ki? Ama yok yani ilerleyen zamanlarda daha ciddi kontekstler oluyor. Yani Andy'nin de Foucault'un da çok böyle çok avantajlı olmadığı durumlar var. Aynı şey gibi Sakamoto Days gibi. Sakamoto Days'te hani Sakamoto'yu görünce hani diyorsun ya abi adam zaten süper overpowered bir adam. Hani One Punch Man gibi bir adam. Hani bunu nasıl sıkıntı yaşayabilir, ama yok, manga ilerledikçe aslında sıkıntılar var, daha da derin entrigler var, daha da korkutucu rakipler oluyor falan. Bir şekilde hani One Punch Man, yani Saitama bile son zamanlarda şeye karşı, neydi onu unuttum, unuttum ya ismini ya, yani bildiğiniz o bir karakter var, ona karşı bile biraz sıkıntı yaşıyor. Ondan dolayı hani Undead Unlocked'de de öyle o şekil. Sahnesi güzeliydi. Orada tabii dokunuyor şey, Fuku öpüyor Andy'yi ve en son o, ya bir daha bir şey söyleyeceğim. O adamı öldürüyorlar da yani o katanadaki organizasyon arkasındaki adamın devam ediyor muydu yoksa ölüyor muydu orada, unuttum. Ama ölüyorsa üzücü, çünkü çok güzel, çok stiliş bir şeyi vardı, bir tarzı vardı. Hani side karakter olmadığı belliydi görünümüyle. Ama bilmiyorum, hemen heba mı ettiler? Çünkü görsel çok güzel. Animasyon artistik, yani yönelimi seçtikleri grafik çok güzel. Andy'nin sesi efsane. Sesi efsane. Yani orada şey belli yani. Zaten bir Brian Fury tarzı var Tekken'den. Sesi olgun. Ama böyle anladın mı? Sesi de aynı zamanda şey de değil. Bezmiş de bir karakter de değil şey gibi. Tatsuki Fujimoto'nun eserinde ve hatta Jutsu Kaisen'in eserinde böyle olgun bezmiş bir adam var. Sesi çok böyle şey stereotiptir. Çok böyle özeldir böyle. Öyle de değil. Ama onun kadar da bir tecrübe var. Ona dolayı çok hoşuma gitti Andy'nin tarzını. Tarzı yani seçimi çok hoş yaptılar. Ve dediğim gibi orada o karakteri işte Fuku öptükten sonra bir tane komet düşüyor. Orada hatta diyor ay vay be diyor. Diyor ki şey diyor, başıma ilk defa diyor bir meteor düşüyor. Komet düşüyor diyor. Yani diyor ki senin daha özel şeylerini dokununca ne olacağını görmek için hadi gel diyor, sevişelim falan. Ha, çok güzeldi böyle. Çok çok güzeldi dedim yani, tam mangaya uyarlı. Ve ondan dolayı bu birinci bölümle ben hani animasyon anlamında hani bütçelerini düşürmesinler. Dediğim gibi bir banger bir anime. Çok izlenir, çok tutulur diye düşünüyorum. Undead Unlocked'ı hani takip edin, izleyin, okuyun da mutlaka. Mangası da çok zevklidir. Ve bir sonraki bölümlerde hani mutlaka ben zaten takip edeceğim ve incelemeler olacaktır da. Bir sonraki videoda görüşürüz. Bu Güzel Soy kanalındaydınız. Ben Burak Güzelsoy. Ciao.